Ünye Limanı Fas Eskiresi'yle Fas'ta balıkçı barınağında liman işletmeleri. Özel kişiler arasında işbirliği yapılması, ortak hizmet projesi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş. Ve Ticaret AŞ'nin mevcut bir sermaye. Kırma çalışması var, iyi bir çalışma. İnşallah. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı Haziran ayı toplantısını açıyorum. Çoğunluğumuz var. Hayırlı olması dileğiyle. Başkanlığının Perşembe ilçe sınırları içerisinde F39C16D2'de ve F39C16A3C uygulama imar planı parçaları Düz Mahalle 469 ada 29-33-33 nolu parsellerde ve Çınar Mahallesi 534 ada 11 nolu parsellerde hazırlanan 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin 11.06.2020 tarihinde 5467 sayılı teklifi. Bütün mesele hem ekonomik hem de sosyal boyutu var. İşin halkımızın çıkarları doğrultusunda bunu yapmaya çalışıyor. Daha derli toplu ve şeyleri de konularını da daha açık net yapıyoruz. Hepsi açık çalışmalarımızın. Ayrıca da size bu konularda belli aralıklarda bilgiler de verebiliriz. Bunları burada nasıl başarılı ederiz çalışması yapıyoruz. Japonlar, İngilizler bizim Perşembeli balıkçılara ortak olmaya çalışıyor. Çünkü çalışkanlar, cesurlar. Ama daha çok parayı onlar kazanıyorlar. Şimdi balık tutan adamlara da soğuk hava depolarını, gemide, şeyde, teknede bunların işleme tesislerini kurdurmaya çalışıyoruz. Yani onların da ufuklarını açıyoruz şu anda. Dün bir grup geldi, 200 milyon liralık yatırım yapmak için geldiler orduya. Onlar bizim peşimizdeler. Biraz sonra sizden sonra da şeyden Körfez'den gelecek yatırımcılarla görüşeceğim. İtibarsız yere kimse gelmez. Bunlar bizim isme, sizin de başarılarınıza geliyorlar. Biz sizlerle beraber başarılıyız. Ben size de teşekkür ediyorum. Biz burada yepyeni bir hareket başlatıyoruz. Sadece ordu değil. Beni buraya gönderen Sayın Cumhurbaşkanımız sadece belediye başkanlığı yapmaya göndermedi. Aynı zamanda havza yaklaşımıyla da faydalı olun diye. Çünkü aynı yaylalar komşu şehirlerimizde de var. Tokatlı artık buraya geliyor. İki saatte Sivaslı buraya gelecek. Ben onlara da bu çalışmaları hazırlıyorum. Kayseriler gelecek buraya Akdeniz-Karadeniz yoluyla. Haritaya bakın. Bütün Ege'yi dolaşarak Akdeniz'e gelecek bir yeri biz oradan Kütlüye aşağıya Mersin'e ineceğiz. Aşağıdakiler de yukarıya çıkacaklar. Arada siz şu anda nereye soğuk hava deposu yapacaksınız, nereye lojistik merkezi yapacağız onu konuşmamız lazım. Onun için bu yapılan sosyal medyada 4,5 milyon kişiye ulaşıyoruz biz. Ordunun imajı değişti. Bu bakımdan biz bunların hepsi kredi demek. Hepsi kredi demek ve biz bu çalışmaları daha uzun uzun anlatmayayım. Mesela bütün su denize akıyordu. Şeyler işte Çatalpınar'da 16 yeri inceledik. Oradan biz mesela Çatalpınar suyu çok iyi çıktı. Şimdi şişelip satacağız. Siz de aynı yerdeydiniz. Bu sular akarken siz de oradaydınız. Ama sizlerle beraber şimdi bunu şişelemeyi düşünüyoruz. Sakarya gibi bir yerde işte bizim imar dairesi başkanımız o söyledi. Yaklaşık 30 küsür kaynaktan 11-12 tane marka çıktı. Biz koskoca her tarafımız yayla tertemiz sular akıyor. Bu suları akıtıp götürüyoruz. Daha evvelden ben bakanken de su akar, Türk bakar denildi. Ordu'da 24 tane HES var şu anda. Ve bu elektriğin biz 6'da 1'ini Ordu'da kullanıyoruz. 6'da 5'i milli enterkonekteye gitmek üzere ayarlanmış. Ve karanlıkta oturuyorduk. Yani bizim burada şuna emin olun, Ordu'yu ben bir Lüksemburg gibi, bir İzlanda gibi görüyorum. Yani bir ülke büyüklüğünde Ordu. Bir Mesudiye 20 ilden daha büyük toprak olarak. Bir Perşembe'yi gören aklı başından gidiyor güzelliğini görünce. Ayvaslısı, hepsi Mesudiyesi öyle. Şimdi burada 3 ay değil 12 ay ordu demek bile başlı başına bir şeydir. Zihinsel dönüşümdür. Gündem 43. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Eski Fasa Caddesi üzerine bulunan okupar alanı işletmecilerinin meclis tarafından bir önce kira süresi ve kira bedeli üzerinden Orber AŞ'ye devredilmesi talebine ilişkin 08.06.2020 tarihli 5.265 sayı teklifi.